Acımak, Reşat Nuri Güntekin, Roman Babasına düşman olan Zehra, babasının ölümünden sonra babasının günlüğünü okur ve ona haksızlık ettiğini anlar. Acı Tütün, Necati Cumalı, Roman Düşük fiyattan tütünleri almaya çalışan tüccarlara karşı tütüncülerin, özellikle de Yusuf'un direnişi ve yok pahasına tütünleri satmamak için Cumhuriyet alanında hepsini yakması anlatılır. Aganta Burina Burinata, Halikarnas Balıkçısı, Roman Deniz tutkusuyla yaşayan Mahmut'un denizden uzak tutulması, buna rağmen gemide tayfa olarak çalışıp Bodrum'a geri döndükten sonra sevdiği kız ile değil de başka biriyle evlenmesi, denizden ayrı kalamayıp tekrar denize dönmesi anlatılır. Arda Efsanesi Yaşar Kemal Roman Mahmut Han'a ait olan atın Ahmet'in kapısına gelmesiyle başlayan romanda Ahmet'in zindana atılması ve Mahmut Han'ın kızı Gülbahar ile Ahmet'in mutsuz sonuna biten aşk anlatılır. Aşu şu gençler, Turgut Özakman, tiyatro. Tiyatro yapmaya karar veren gençler, gençliğin sorunlarını, toplumun her kesimini müzik ve dans eşliğinde ele alarak anlatır. Akşam Güneşi, Reşat Nuri Güntekin, Roman. Nazmi Bey, askeri ateşi olarak Paris'e gidecekken yolculuğu yarıda kesilir. Makedonya'da çete savaşlarına katılır, İstanbul'a döner. Amcasını kızıyla evlenir, karısının yeğeniyle yakınlaşır. Anayurt Oteli Yusuf Atılgan Roman Manisa'daki Anayurt Oteli katibi Zebercet'in bir kadınla tanıştıktan sonra değişen hayatı ve sonunda kendini asması anlatılır. Ankara Yakup Kadri Karaosmanoğlu Roman Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Ankara, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki Ankara ve Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki Ankara Selma Hanım'ın hayatı üzerinden anlatılır. Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem Roman Yanlış batıllaşmanın sembolü Bihruz Bey, arabasıyla dolaşırken Periveş'e aşık olur. Arkadaşı Keşif Bey, Periveş öldü diyerek onu kandırır. Sonunda Bihruz Bey, Periveş'in ölmediğini ve sokak kadını olduğunu anlar. Aşkı Memnu, Halt Ziya Uşaklıgil Roman Annesine benzemek istemeyen Bihter, zengin olan Adnan Bey ile evlenir ve kocasının yeğeni Behlül ile yasak aşk yaşar. Ateşten Gömlek, Halde Edip adı var, roman. Kurtuluş Savaşı yılları, gönüllü hemşirelik yapan Ayşe, Peyami ve Binbaşı İhsan arasındaki aşk üçgeni üzerinden verilir. Avare Yıllar, Orhan Kemal, roman. Orhan Kemal'in kendi hayatını anlattığı Küçük Adamın Notları serisinin ikinci romanı olan eserde, baba evinden kopup başıboş geçen zamanın ardından evlilik ile biten gençlik yılları anlatılır. Ayaşlı ve kiracıları Memduh Şevket Esendal, Roman. Evin odalarını kiraya veren Ayaşlı İbrahim Efendi ve odalardaki kiracılar üzerinden toplumun her kesimi anlatılır. Aylak Adam, Yusuf Atılgan, Roman. Miras kalan evlerin kirasıyla geçinen ve kendisini aylak olarak tanımlayan C'nin hayalindeki kadını arayışı anlatılır. Baba Evi, Orhan Kemal, Roman. Orhan Kemal'in kendi hayatını anlattığı Küçük Adamın Notları serisinin ilk kitabı olan bu eserde yokluk içindeki ailenin Beyrut'tan Adana'ya uzanan hikayesi anlatılır. Balıkesir Muhasebecisi Reşat Nuri Güntekin Tiyatro Kolay yoldan para kazanma hırsını yok ettiği değerler ve ahlaki çöküş Balıkesir'den İstanbul'a gelerek vurgunlar yapan muhasebeci Tahir Bey üzerinden anlatılır. Benim Adım Kırmızı Orhan Pamuk, Roman Osmanlı Sarayı'nın ünlü nakkaşları, Padişah'ın emriyle gizli bir kitap yaparken nakkaşlardan biri öldürülür ve romanda katilin bulunmaya çalışılması anlatılır. Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal, Roman Roman para kazanmak amacıyla köyden kente geçen Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali'nin umutlarını, hayal kırıklıklarını ve yaşam mücadelerini anlatır. Beyaz Gemi, Cengiz Aytmatov, Roman Hayal dünyası oldukça zengin, havuzda yüzen bir balık olup, ısık göldeki beyaz gemiye ve babasına kavuşacağını düşünen bir çocuğun hüzünlü hikayesi anlatılır. Beyaz Kale, Orhan Pamuk, Roman Astronom ve tıp konusunda bilgili bir adamın, Venedik gemisinde esir düştükten sonra padişahın isteği üzerine silah yapacak konuma kadar yükselmesi anlatılır. Bıçağın Ucu, Atil Elhan, Roman Aynanın İçindekiler serisinin ilk romanı olan eser, 1960 dönemi toplumunu Suat ve Halim üzerinden anlatarak 27 Mayıs darbesine kadar yansıtır. Bıyık Söylencesi Tahsin Yücel Roman Berber Ziya, Cumali'nin bıyıklarını kesmez ve zamanla Cumali'nin bıyıkları ona Karapala namını kazandırır fakat bıyıkları Cumali'nin sonunu getirecektir. Bin Binboğalar Efsanesi Yaşar Kemal Roman Toroslarda yörüklerin tükenişinin anlatıldığı bu eserde Karaçullu obasının kendilerine kalacak yer bulma çabası Ceren, Ceren'e talip olan Ağalı Oktay ve Ceren'in aşkı Halil üzerinden anlatılır. Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek, Tiyatro Ölüm Korkusu adlı bir tiyatro yazan Üstrev'in yazdığı bir sahnenin gerçekliğini gösterme çabasıyla başlayan ve büyük bir ruh çilesi halini alan hikayesi anlatılır. Bir bilim adamının romanı Oğuz Atay, Roman. Biyografik roman özelliği taşıyan bu eserde Oğuz Atay, hocası Mustafa İnan'ın hayatını iki bölüme ayırarak anlatır. Bir cinayet romanı Pınar Kür Roman. Postmodern bir polisi olan bu romanda Akın Erkan adındaki kahramanın ölümün vazgeçilmez çekiciliği aldığı romanı yazı şikayesi ve gerçek hayatta kurduğu öldürme planı anlatılır. Bir düğün gecesi Adalet Ağaoğlu roman. İntihar etmeyeceksek içelim bari. Sözüyle başlayan romanda 12 Eylül sonrası toplum geri dönüşlerde yapılarak 2 saatlik bir düğün sırasında anlatılır. Bir Kadın Düşmanı Reşat Nuri Güntekin roman. Adnan Paşa'nın kızı Sara bir kadın düşmanı olan Homongolos'u kendine aşık etmeye çalışır. Ve Homongolos bu aşka karşı koymak için bilerek kaza yapar. Bir ölünün defteri Halit Ziya Uşaklıgil roman. Vecdi öldüğünde günlüğünü yazdığı defteri Hüsam'a bırakır ve bu defter Vecdi'nin hayatıyla Vecdi Hüsam Niger arasındaki aşk üçgeninin gün yüzüne çıkmasını sağlar. Bir sürgün Yakup Kadri Karaosmanoğlu roman. İkinci Abdülhamit döneminde Paris'e kaçan Jön Türklerin Paris'te yaşadığı sıkıntılar Doktor Hikmet üzerinden anlatılır. Bir tereddütün romanı Peyami Safa Roman. Bir Adamın Hayatı adlı romanın yazarının yazara hayran olan Mualla ve Vildan arasındaki kararsızlığı anlatılır. Biz İnsanlar Peyami Safa Roman. Kurtuluş Savaşı yıllarında yatılı okulda öğretmenlik yapan Orhan'ın öğrencisinin ablosu olan Vedia'ya aşık olup Vedia uğrunda ölmesi anlatılır. Çekirdek Kemal Tahir Roman köy enstitülerine eleştirel bir bakış açısıdır. Bozkurtlar Diriliyor, Nihal Atsız, Roman Kürşad'ın ölümünün ardından devletin yeniden kuruluşunu ve tek bir Türk'ün devleti yaşatabileceğini anlatan tarihi romandır. Bozkurtların Ölümü, Nihal Atsız, Roman Köktürk dönemindeki yaşantıyı ve siyasi askeri olayları anlatır.